Evet arkadaşlar, şimdi sanayi dikiş makinesi singelin temizlemesi, yağlaması ve bakımını yapıyoruz. Öncelikle şu iplerimizi bir kaldıralım oradan. İplerimizi çıkartalım. İplerimizi çıkartıyoruz. Çıkartalım. Şöyle saralım birbirine. Sardık. Yandaki iplerimizi de kopartalım. Koparttık. Motorumuz kirlenmesini veya yağlanmasını da çekmeceye de bırakıyoruz. Bıraktık. İpliğimizi de çıkartıyoruz. Çıkarttık her harikada. Onu da saralım. Yerine koyalım. Şimdi parçamız yanımızda. Yağdanlığımız yanımızda. Tanıdığımız cımbızımız. Mekiğimizi çıkartıyoruz. Çıkartayım şöyle. Mekiğimizi gördüğünüz gibi çıkarttık. Onu da ne yapalım? Şöyle kenara bir yere bırakalım. Tamam, bıraktık. Öncelikle şu plakamızın yanındaki parçasını kenara çekiyoruz. Sonrasında iğnemizi çıkartalım. İğnemizi çıkartıyoruz. İğnemizi çıkarttık ve şöyle kenara koyduk. Vidamıza düşmesin diye sıkıştırıyoruz geri. Ayağımızın vidasını gevşeterek ayağımızı çıkartıyoruz. Daha rahat temizlik yapabilmemiz için. Çıkarttık. Ayağımızı tutuyoruz. Ayağımızı aldık, kenara bıraktık. Sonrasında plakamızın vidalarını açıyoruz. Plakamız dediğimiz parçamız burasıdır. Burada vidamızı, vidalarını açıyoruz. Açtık. Arka vidasını açıyoruz. Açtık. Vidalarımızı gevşetiyoruz. Kenara koyalım. Vidalarımıza sahip çıkıyoruz, düşürmüyoruz, kaybetmiyoruz. Uygun muhafazalı bir yere koyalım. Ve plakamızı yavaş yavaş çıkartıyoruz. Plakamızı da kenara koyduk. Ve makinemizin komple aksamı, genel manada kirlenen yerleri görünüyor. Buraya elimizi bir cımbız alarak şöyle pisliklerini alıyoruz. Yani çok kirliyse bir parçayla da veya bir neyle fırçayla da temizleyebiliriz. Güzelce siliyoruz. Şu altlarını siliyoruz. Şu iğne boğumunun aralarını siliyoruz. Güzelce. Ve ayağımızın arkalarını güzelce siliyoruz. Buraları güzelce siliyoruz. Sildik. Üst tarafı güzelce sildik. Ve makinemizin baş kısmını kaldırıyoruz. Buranın daha rahat görebiliriz burayı. Malumunuz burada tozlar oluşmuştur. Ve içinde bayağı bir kirler vardır görünme gibi. Onları güzelce şöyle parçamızla silerek alıyoruz. Makinemiz çok kirli ise bir fırça ile de temizleyebiliriz. Bir de makinemiz fazla kirli olmadığı için bir cımbızla veya parçayla temizleyebiliyoruz. Fırça ile temizlemek daha uygun olur. İçindeki tüyleri veya içine sıkışmış iplikler varsa iplikleri alıyoruz, bakıyoruz kalmış mı kalmamış. Parçamızda şu altlarını güzelce temizliyoruz. Toz kalmayacak yine. Dikkat ediyoruz, tozlar yağın içine dökülmeyecek. Güzelce siliyoruz, içini de siliyoruz. Ve kartel bölümündeki tozları da güzelce alıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi. Evet, makinemizin komple bölümünü bu şekilde temizlemiş oluyoruz. Şimdi makinemizin genelde yağlı kısmına dikkat ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi makinemiz kullanılmadığı zamanlarda yağlanmazsa pas oluşuyor. Komplenin üzerinde olduğu gibi. Bu da makinemizin randomansız çalışmasına sebep olur. Biz makinemizi kullanmıyorsak eğer bu yağ ile hafiften şöyle yağlayarak yağlı bırakmakta çok fayda vardır. İndireyim. Şu an komplemizi hafiften yağladık. Biraz daha sürelim yağımızı. Yağladık. Hafiften eline çeviriyorum. Her tarafı yağlansın diye yağladım. Baş kısmını indiriyorum. İndirdim. Ve üst taraftan hafiften biraz daha yağ döküyorum. Birkaç damla daha döküyorum güzelce. Ve makineyi bu şekilde yağlamış oluyorum. Makinemizi
kullanmayacaklar eğer. Böyle yağlı kalmasında çok fayda vardır. Ama kullanacağımız zaman onu da göstereceğim size. Makinemizin yağını emmemiz gerekiyor. Yani silmemiz gerekiyor. Evet, bu şekilde makinemizin yağlamış oluyoruz. Birkaç devir attıralım. Ve makinemizi açalım. Ve parçamızı tutarak biraz çalıştıralım. Ki yağ devir değmesin ve her tarafına ulaşsın. Makinemizin yağı her tarafına ulaşmış oldu. Kompletinde güzel yağ alıyorum. Bu makinemizin uzun ömürlü olmasına ve daha sağlıklı çalışmasına çok faydası var. Böylece makinemizin kompletini yağlamış ve bakımını yapmış oluyoruz. Makinemizi kapattık. Evet, makinemizi yağladık. Siliyoruz güzelce. Sildik. Şimdi makinemizin parçalarını tekrar toparlayacağız. Plakamızı aldık. Plakamızı da güzelce şöyle siliyoruz. Güzelce. Ve yerine oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi oturtuyorum. Kontrol ederek. Ve vidam alıyorum. İkisini birden aldım. Vidamın ikisi de burada. Birini yerine oturtuyorum. Vidamızın birini sıkıp da sonuna kadar sıkıp da öbürünü daha sonra sıkmıyoruz. Birini öncelikle birini yarıya kadar sıkıyoruz. Sonrasında öbürünü takıyoruz ve öbürünü de sıkıyoruz. Yani bunu niye böyle yapıyoruz? Birini sıktığımız zaman plakamız yan oturuyor. Tam oturmuyor. Şu an plakamız serbest. Serbest olduğu için ben onu dişlerime göre ayarlıyorum. Ortalıyorum. Dişlerimi sürtmeyecek şekilde ayarlıyorum. Ve öncelikle ön tarafı hafiften sıkıyorum. Hafif sıkıyorum. Sonuna kadar sıkmıyorum. Hafif bıraktım. Ve arka tarafı tekrarında yine hafif sıkıyorum. Sıktım. Kontrol ediyorum. Dişlerim sağa veya sola sürtmüyor. Biraz sıktım. Tam manasıyla sıktım. Ve ön tarafı tekrardan tam manasıyla sıktım. Kontrol ediyorum. Ve makinemin dişleri plakaya sürtme yapıyor mu? Yapmıyor. Tamam, bu bir kontroldür. Kapağını kapatıyorum. Kapattım. Şimdi makinemin ayağını takıyorum. Ayak takmasını göstermiştik. Tekrardan göstereyim. Sol elimle ayağımı taktım. Yerine oturtturdum. Sağ elimle tuttum. Sol elimle vidamı sıkıştırıyorum. Ayak takmasını tekrardan göstermiş olayım. Gösterdim. Ve iğnemi takıyorum. İğnemi tekrardan göstereyim. İğnemi nasıl takıyordum? Sanayi dikiş makinesi Singer makinelerinde iğnemin ne demiştik? Derin bir oluk var demiştik. Ve tam arkasında hafif bir oyuntu var demiştik. Hafif oyuntu sağ tarafıma, iç tarafa gelecekti. Derin oyuntu ise sol tarafa, dış tarafa gelecekti. Ben iğnemi, vidasını gevşetiyorum. Sıkmıştım kaybolmasın diye. Gevşetiyorum. Ve iğnemi yerine oturtturdum. Oturduğunu hissediyorum. Sağ elimle oyuntularını ayarlıyorum. Oyuntularını ayarladım. Derin olan kanal sol tarafıma geldi. Geldi. Ayarladım ve sol elimin işaret parmağını tuttum. Sağ elim ile iğne boğumundaki vidamı sıkıştırdım. Kontrol ediyorum, düşmüyor. Ayağımı kontrol ettim, düşmüyor. Ve bir devir yapıyorum iğnemi. Devirden sonra çarpma ve sürtme gibi bir hadise yok. Şu an makinemizin tabi sağın solunu sileceğiz. Makinemizin komple bölümünü yağladık. Sonra tezgahımızı siliyoruz. Makinemizin alt baş kısmındaki yanlarını siliyoruz. Üstlerini siliyoruz. Yanlarını siliyoruz. Tansiyonumuzla dikkat ediyoruz. Parçamızla siliyoruz güzelce. Bu arada tansiyonumuzun da sağına sola birkaç damlatabiliriz. Ama fazla damlatmıyoruz. Çok ihtiyaç yoktur. Ama birkaç damla paslanma yapmasın diye damlatıyoruz. Damlattık. Akan yağını siliyoruz. Üzerini siliyoruz. Üst tarafını güzelce siliyoruz. Ve böylece makinemizin temizliğini ve yağlamasını yapmış oluyoruz. Tabi makinemizi dikişe hazırlamak için ne yapıyoruz? İşte evvelki dersimizde yaptığımız gibi iplimizi takmıştık. Makinemizin sağ sonu güzelce sildikten sonra mekimizi takmıyoruz. Mekimizi çekmecemize koyuyoruz.
Tornavidamızı koyuyoruz. Cımbızımızı koyuyoruz. Yağımızı alıp kenara bırakıyoruz. Ve güzelce makinemizin her tarafını siliyoruz. Sildikten sonra temiz bir parçayı alıyoruz. Katlıyoruz. Ve makinemizin altına şöyle bir kere daha katlayayım. Katlayarak makinemizin altına koyuyoruz. Makinemizi açıyoruz. Birkaç defa dikkat yapıyoruz. Ve iğnesini batırıyoruz. Makinemizi kapatıp bu şekilde makinemizin temizliğini ve bakımını, yağlamasını yapmış oluyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.